Gaziantep'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken 730 bin civarında öğrenci karnesini aldı. Bugün Gaziantep'imizde 730 bine yakın öğrencimiz karnesini alıyor. 35 bin tane de öğretmenimiz var. Bunlar büyük rakamlar. Yani birçok ilin nüfusundan fazla olan rakamlardan bahsediyoruz. Ve daha 1-2 yıl evvel, yani 1,5 yıl diyelim evvel deprem acısını yaşamış. Bunu artık konuşmak istemiyoruz ama birçok okulu zarar görmüş, kullanılamaz hale gelmiş. Ve birçok işte öğretmenimizi ve öğrencimizi şehit vermiş bir iliz. Bu acıların üzerine ilimizde bugün itibariyle beni memnun eden bir eğitim öğretim tablosu var. Bu tamamen buradaki kahramanların eseri. Biraz önce onlara onu söyledim. Bir okula girdiğimizde öğrencilerin bize bakışı okuldaki durumu bize anlatır. Burada bugün herkes çok mutlu bakıyordu ve şunu hissediyorsunuz. Bu karne günü olmasının mutluluğu değil, genel mutluluk. Sınıfta soruyorum, çocuklar tatil olmasın diyen var mı? Bir sürü el havaya kalkıyor. Niye? Öğretmenimi çok seviyorum. Niye? Okulumu çok seviyorum. Niye? Arkadaşlarımdan ayrılacağım. Bu bizim arzu ettiğimiz tablo. Biz Gaziantep'te 730 bin öğrencimiz, 35 bin öğretmenimizle gerçekten genel anlamda güzel bir yıl geçirdik. Geçen hafta da akademik anlamda bakacak olursak son 2-3 haftada LGS sınavımız ve üniversite sınavımız oldu.
Oradan bize olan dönüşler de gayet iyi. Biz tabii öğrencilerimizi akademik başarı anlamında o kriterlerden sadece birisi. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için esas başarı. Bu anlamda Gaziantep'imiz sizler sayesinde güzel bir eğitim öğretim yılını tamamladı. Ve inşallah öğrencilere onu söyledim. Herkes tatili hak etti. Öğretmenlerim de fazlasıyla tatili hak etti. Rabbim inşallah güzel, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, sizleri mutlu eden bir tatil dönemi geçirtir. Ve önümüzdeki sene mutluluk içerisinde yeniden bir araya geliriz.